Şimdi Ram e, şaban Şaban Şerif'te efem sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırı için e, şunu rivayet edelim. Buyuruyor ki: bi savm Şaban Ramazan." Ramazan orucundan evvel Şaban orucuna devam ederek bedenlerinizi temizleyin, ruhlarınızı temizleyin, kalplerinizi temizleyin. فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ سَلَاتَةَ مِنْ Herhangi bir kul Şaban ayından üç gün oruç tutsa ثُمَّ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِرَارًا قَبْلِ iftardan önce bana en az üç kere fazlasının sonu yok. En az üç kere salavat-ı şerife okusa Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem illa lehu ma Allah onu geçmiş bütün günahlarını bağışlayacak. Onun için bu amel etmişsiniz. inşallah etmediyseniz önümüzde biraz daha günleriniz var. Ee, Salavat-ı Şerife biliyorsunuz Şaban ayında nazil olduğu için Şaban ayından Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in münasebeti çok olduğu için Şaban-ı Şehri, Şaban benim ayımdır buyurmuştur. Bundan dolayı Salavat-ı Şerife özellikle Cuma gecesi de biliyorsun Salavat-ı Şerife'yi çok yapın, Cuma günü çok yapın, çoğun en azı 300'dür. Çünkü ben o zaman vasıtasız salatlarınız bana arz olmuyor. Şimdi hem Şaban ayı hem cuma gecesi, Şaban'da da herhalde bir cuma daha kaldı herhal. He? Yok ondan sonra Ramazan'a giriyor herhalde. Bir, bir, bir önümüzde bir cuma daha kaldı Şaban'da. Sonra Ramazan'a giriyoruz. İstifade edelim Şaban ayının salavat-ı şerifesinden. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edin hadis i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. İnne allah Teala halaka bahran min nurin tehtel arş. Allah Teala arşın altında nurdan bir deniz yarattı. Nurdan bir deniz yarattı. Üstümüzde deniz var. Allah. Ya. E, Hadis-i şerif say şeyde de var. Hadis-i şerifte de var. Ayette de var. Mesela min cibalin fiya min beradin. Buyuruyor ki gökte dağlar var. Dağlar neden mamul? Doludan. Kuranda geçiyor bu. Gökte dolu var ya ya dolu, dolu tanelerinden ulu dağlar gibi dağlar var gökte. Üstümüze düşmüyor. E, gök üstümüze düşüyor mu? Direksiz duruyor. İşte arşın altında demek cennetlerin üstünde hatta. Bir deniz yarattı melek elü Cenahan. Sonra bir melek yarattı o meleğin iki kanadı var. Ahadum abil meşrik özel bir melek bu. Bir kanadı doğuya varıyor. Ve la diğer kanadı batıya varıyor. Orası tehtel arş. Başı arşın altında. Meleğin başı arşın altında. Yani arşı taşıyanlardan. Arş biliyorsunuz en büyük cisim. Yedi kat gökleri yerleri kuşatan kürsi bile arşa nispetle koca sahradaki bilye kadar kalıyor. Arş öyle bir cisim. Onu melekler taşıyor. Tabi ayet-i kerimede de var meleklerin taşıdığı. Bak başı yedi kat göğün üstünde, arşın altında, iki ayağı yedi kat yerin altında. Böyle bir melek var. Bu gibi melekler, eval hadisi var zaten. Ne melekler onları anlatıyor. Dizine kadar dünyanın neresine geliyor. İşte ben bütün alemleri kaplamış melekler var. Feyda sallallahu aleyhi fi şaban. Şaban ayında bir kul bana salavat okuduğu zaman buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebi, ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi amin hem cuma salavatımızı okuduk hem de şaban ayındayız hem de cuma gecesindeyiz emarallahu teala zel kelmelek Allah Teala o meleğe emrediyor. En yek fimal fi mal hayat. Cennete girmeden hayat ırmağı var. Cehennemden çıkan bile ona atıldığı zaman kömür gibi atılıyor. Cennete girmeden evvel orada taze filiz gibi yeniden bitiyor. Bu sahih Buhari hadisinden geçiyor. O suya dal diyor mele Mevla. Dalıyor. Peygam yefeyak misu kel meleku. O melek oraya dalıyor. Tüm mehrucumun sonra çıkıyor. Şimdi başı Arşın altında ayakları yedi kat yerin tahtında olan bir meleğin kanadından ne kadar tüy olabilir? Buna hiçbir hesap makinesi. Feyenfud cenehaye sudan çıkınca hayat ırmağından iki kanadını böyle bir sirkeliyor. Allah! Ne kadar damla şey etmiş onu. Hiçbir hesap makinesi onun damlasını sayamaz feyakduru min kulli rişetin kataratun her tüyünden nasıl bir mahluk böyle bir şey yok yedi kat gökleri yerleri kaplamış her tarafı da kanat her kanatta tüy her tüyden damlalar tabi silkelenince o hayat ırmağı da nasıl bir ırmak ki ona, o ona sığıyor o da ayrı bir şey feyakulukullah min kulli katratin meleken Allah Teala o her damladan bir melek yaratıyor tekrar. Her damladan bir melek. Bu meleklerin sayısını kim bilebilir? Her kanattan değil, her tüyden değil, her tüyden damlayan damladan bir tane melek yaratıyor. katır katır trilyarlar da sayı bilemeyiz. Peki o meleklerin işi ne oluyor? Yestağfurullahu ilhamil kıyame. Şaban ayında bana salavat okuyanın günahlarının istiğfarı ile meşgul oluyor. Şu anda oldu. Bizim günahlarımızın affı için o kadar melek şu anda istiğfar ediyor. Şaban ayındayız, salavat okuduk. Hem de bir de Cuma gece üstüne üstlük. Allahümme salli ala seyyidina. Muhammedin ala alihi Amin.